Selamlar millet, tekrardan bir videoyla karşınızdayım. Kripto Çizo kanalına hoş geldiniz diyorum. Bugün Chiliz Coin incelemesi yapacağız. Chiliz Coin'e genel manzarada bakacağız. Bir güncelleme var, bunu paylaşmak istiyorum. Güney Kore'nin Google gibi bir olan bir sistem var. İnsanların kullandığı, Google yerine kullandığı daha çok bir sistem var. Bu sistem üzerinde Chiliz bir cüzdan çıkaracağını duyurdu. Bu cüzdanın daha etkisini fiyat olarak göremedik. Genel borsalar düştüğü için, risk ortamı olduğu için riskli varlıklara para girişi yok. Hatta aksine para çıkışı var arkadaşlar. Ama genel manzarada ben bunların uzun vadeli olarak fiyatlama ihtimalini gözlemliyorum. Chiliz gerçekten altyapı olarak baktığımızda, yani altyapıyı çok güzel kurdu. Nasıl diyeyim? Bazı coinler böyle dikine 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 apartman dikerken ama alt tarafları boşluk. Yani ufak bir sallantı olsa yıkılacak. Ama Chiliz altyapıyı çok sağlam şekilde kazdı. Burada altyapı çok sağlam şekilde duruyor. Şu anda üstüne inşa etmeye başladı. Şimdi uzun vadede ne olur kesin bir şey diyemiyorum. Ancak ben kaliteli sistem olarak gördüğüm için elimdeki miktarların bir miktarını satıp Ethereum, Ripple, Mati'ye geçsem de genel manzarada halen elimde yüklü miktarda benim için o miktarlarda Chiliz duruyor arkadaşlar. Halen hepsini satmadım. Halen büyük miktarda coin'im duruyor. Burada Chiliz artık aşamalı şekilde, yani burada altyapıyı kurdu. Şimdi de gökdelen dikmeye başlayacak. Yeni eski seviyelerine gider mi, eski şeylerini görür mü? Net bir şey demek zor ama en azından diyorum ben ATH'larını görme ihtimalini gözlemliyorum. Bu haberin daha etkisi gelmedi. Orta uzun vadede gelir mi? Belki de kısa vadede de gelebilir arkadaşlar. Genel borsada dönme hareketi olursa bu haberin olumlu fiyatlaması sert olur diyorum. Şu an Chiliz'de beklentim nedir? Arkadaşlar şu an Chiliz'deki beklentim değişmedi. Bakın 10 centleri bekliyorum ben. Yani şurada 10 centlere kadar önümüzde çok hacimli bir bölge yok. Düşen bir yapıdayız, evet. Burada tepeler göreceğiniz şekilde kendini alçaltıyor. Aşamalı şekilde tepeler kendini alçaltıyor. Ancak uzunca bir süredir dipler de kendini yükseltmeye başladı. Aynı zamanda şu kısa vadeye baktığımızda çok kısa vadeli manzarada arkadaşlar. Bakın hem dipler, hatta 4 saatlik de göstereyim daha net görürsünüz. Burada hem dipler kendini yükseltiyor hem de tepe bölgeler kendini yükseltmeye başladı. Bunun olumlu etkisi bize ne zaman olacak net bir şey demek zor. Ancak burada göreceğim manzara şudur, göstereceğim manzara. Burada göreceğiniz şekilde 30'ların altına güç indeksinde birçok kez atılım yaptı. Ve burada Chiliz toparlanma sinyalleri verirken fiyat halen ben yukarı gidemiyorum, sabit kalıyorum diyor. Bu sabit kalma manzarasında arkadaşlar aşamalı şekilde beklentim güç indeksi doğrultusunda bir yükseliş olacaktır. Bu güç indeksindeki doğrultuda yükselişte aşamalı seviyeler var. Evet, yüksek hacimli bölgeler değil ama göreceğiniz şekilde burada belli seviyeler var kırmayı beklediğimiz. Ama benim için arkadaşlar ana seviye bu ikisi değil. Bunlar evet hacimli bölgeler gibi gösteriliyor. Kısa vade hacimli bölgeler. Ama genel manzarada benim için ana hacimli bir tane bölge var burada. 10 centler ve 14 centler. Bu iki bölge milat bölgedir ve bana göre bu bölgelere gitme potansiyelimiz çok yüksek olarak bakmaktayım. Yani şu an bu bölgelerden tepki aldık. 10 centlere, oradan da aşamalı şekilde 14 centlere zıplama görme potansiyelimiz çok yüksek olarak bakıyorum. %100 demiyorum ama arkadaşlar genel borsa dönerse, şimdi DXY tarafındaki düşüşten dolayı olumsuz bir fiyatlama yapıyoruz diyor. DXY'deki çıkıştan dolayı tampon bölgeye geldi göreceğiniz şekilde. Bu tampon bölgeden tepki almasıyla beraber borsalar bir inişe geçti ama kısa vadeli bir inişe geçti. Çok uzun sürmeyecek. Burada DXY ne yapacak? Bu üst kanala gider. En kötü ihtimalle hadi şuraya gitsin. Bunun üzerine gideceğini düşünmüyorum. Şu bölgelerden tepki alıp bir düşüşe başlayacağını, bunun da bizim borsalarda para akışını hızlandıracağını düşünüyorum. Kısa vadede düşüşler olsa da, ben orta uzun vadede de değil, çok kısa vadede düşüşler olsa da kısa orta uzun vadede genel olarak yükseliş manzarasında altcoin'lerde olacağımızı düşünüyorum. Manzara şu anlık bu şekilde. Videoyu daha fazla uzatmayayım. Hatırlatmak istiyorum arkadaşlar, Bitget'te kopya işlemler yapıyorum. İşlemlerimi kopyalamak isterseniz açıklamaya koyduğumuz linkten hesabınızı açıp KYC'nizi yapıyorsunuz Bitget'te. Bununla beraber bot hesaplar da var. Şimdi bot hesap nedir? Bota bağlıyoruz. Yani 4 dolar, 3 dolar, 5 dolar vesaire burada yani bağlama ihtimaliniz var. Bunları bağladığınızda, hatta şöyle göstereyim hızlıca. Evet, burada botlara geliyorum. Şu en üsttekine basıyorum arkadaşlar. Genel bakıştan bakın, burada botlarda hangi coinlerde işlem yaptırmak istiyorsunuz? Ben mesela Bitcoin'de işlem yapmak istiyorum ve Bitcoin'de kaldıraçlı değil, spot, bakın spotu seçmişim. Burada bakıyorum. Bir son 3 haftada, 2 ayda, 1 ayda ne işlem yapmışlar? Mesela şu son 30 günde %80 kar ettirmiş. Minimum tutar 3 dolar arkadaşlar. 3 dolar yatırıyorsunuz buna işlem, yani yüklü miktarda girmenize gerek yok. 5 dolar, 10 dolar atarsınız, kontrolünü yaparsınız. Ben de şu an bunu yapıyorum. 1 aydır uğraşıyorum. 1 aydır belli sistemler güzel karlar getirdi. Ama buraya işte 5 dolar değil, 100 dolar, 1000 dolar, 2000 dolar attığımızda bu sistem bu şekilde gider mi?
emin değilim. O yüzden burada genel manzarada bakacak olursak şu an sadece Bitcoin tarafında işlem yaptırmayı mantıklı görüyorum ve spot'un seçili olması gerektiğini düşünüyorum. Vadeli de işlem açmamaya özen gösterin. Vadeli de evet çok fena kar ettirenler var. Burada %500'ler. Evet spot bakın daha az riskli, daha az kazandırıyor. Vadeli çok yüksek. %500 kazandıranlar var. %400, %1000 üzeri kazandıranlar var. Ama dediğim şekilde ben burada vadeliyi mantıklı görmüyorum. Bu tarafta ya yani 3 dolar atın, 5 dolar, 50 dolar kendinizi üzmeyecek miktarlar atın. Bir izleyin arkadaşlar. Beğenirseniz daha çok aktarırsınız diyorum. Manzara bu şekilde. Videoyu burada sonlandırıyorum. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Bizleri takipte kalın. Görüşmek üzere. Bay bay.